İnne hâzel Kur'âne yehdî lilletî hiye akvamu ve yubeşşirul mu'minîn ellezîne ya'melûne s-sâlihâti enne lehum ecren kebîrâ. Qur'onda endi ta'limiga qarshi bo'lishlik, uni masjidlarda yoki hujralarda ta'limlariga qarshi bo'lishlik. Men shu bir narsani o'zimiz yurtlarimizdagi yurt ustida mas'ul bo'lib turgan rahbarlar yoki shu rahbarlarni chiqarayotgan qonunlariga ijro qilayotgan ijroiy hokimiyatdagi mutasaddilarni qilayotgan ishlariga ba'zida shu ongli ravishda Qur'onga, shariatga, dinga kurashayotganligini ongli ravishda bilisharmikan yoki shu darajada bular uchun bu ya'ni nima uslub, ya'ni ayyorona uslub bilan dinga qarshi kurashtirisharmikan. Aslida hammamiz faxrlanadigan, hammamiz bir ya'ni g'ururlanadigan avvalgi salaflarda bo'lsin, keyingilarda bo'lsin, hammalarida ta'limot faqat din bilan faxrlanadigan. O'zimizning oxirgi davrlarimizdagi ustozlarni ham qarasangiz, hozirgi kunda hujralar degan istiloh bilan diniy ta'limotlarga bo'lgan qarshiliklar. Ha, shu o'zimizni mana shu ahli Qur'onlar, ahli ilm ustozlar, katta-katta endi shaxslarni zikrini aytsam, ahllariga, yaqinlariga bir nima bo'lmasin, butun yetuk insonlar. Hammasini qarasangiz, qayerdan chiqdi shular? Hammasi hujradan chiqdi. Hammasi Qur'onda hujrada yodlashdi. Hammasi ilmda, hammasi tafsirda, hammasi Qur'on chiqdi, shu hujradan chiqdi. Shu insonlar bizning millatimizni, bizning yurtimizni ravnaqi olimlarimiz deb turib maqtalgan insonlar. O'zlarini davrida din ashib, ya'ni SSRda davrida shular din afyun deb turib yashirinib jinoyatchi bo'lib yurib, diniy ta'limotni oldi-ku shular. Shular bilan faxrlandi-yu. Yani shu mutasaddilarda qarang-da, birorta men hali shu kungacha men diniy qo'mita deb qo'yamiz, Goskomissiya po delam religiya deb qo'yiladi-yu, buni dinlar bilan ishlaydigan. Shularda birorta bir xristianlar yoki bir yahudlarni zaburni noto'g'ri talqin qilyapti ekan yoki bitta joyda noto'g'ri ta'lim beryapti ekan deb ularni bir ustidan ish qo'zg'ayotganligini yoki bo'lmasa aytaylik shuni bir ommaviy axborot vositalariga olib chiqib, televideniyalarga olib chiqib, mana monolar Tavrot o'qishyapti ekan, yo Zabur o'qishyapti ekan degan tashqi yo'q. Ya'ni qoralamani hech ko'rganimiz yo'q. Vaholanki mana yahudlarni o'zini ya'ni ashu nimalarini qarasangiz, Zaburlarini, o'zlarining kitoblarini ashu nimalarga borib qanday o'qishyapti? Ularning ichidagi buzilgan ahkomlarini ochiqdan ochiq aytishyapti-ku. Ya'ni bular nimaga bu ya'ni nima deydi bir radikalni radikalistlar deb turib ularga aytilmaydi. Bu yerda islom uchun ko'rilishayotgan siyosatni qurboni bo'lyapti-ku bu millat. Nima uchun Qur'on? Qur'on bizga nima beradi? Aytinglarchi, ya'ni xos aytdi, xolis aytsin, Qur'on nima beradi? Qur'on o'qiyotgan bola nima beradi? Zina qil deydimi? Odam o'ldir deydimi? Birovni moliga tajovuz qil deydimi? Qur'on nimani beradi? Ahli Qur'onlarda qarang, g'olibi aksar odobli, axloqli. Ya'ni Qur'oni bor, qalbida Qur'oni bor odamda juda ham ko'p faqat yaxshiliklar keladi. Shu Qur'onda ta'limiga nima uchun qarshi bo'ladi? O'zi bilmaydi buni aslida din dushmanlarini g'arbdan yoki ya'ni qo'shni ya'ni kufr davlatlarini ya'ni Xitoy bo'lsin, Rossiya bo'lsin, shunga o'xshagan davlatlarning tashviqotlarida, ularning talabi, ularni rozi bo'lgan rozi qilishlik maqsadida men afsuski hokimiyatning hammasi desam ozgina mubolag'a bo'lib ketsa kerak, g'olibi bilmagan holatda yoki bilgan holatda u endi o'zi bilan Allohning o'rtasida Qur'onga nisbatan biz tartibga tushiramiz, tartiblashtirsam Qur'on o'qishlikka qarshi emasmiz, lekin tartiblashtiraylik deb shu paytgacha tartibsiz bo'lib o'qigan bo'lsa ham yomon
millet, yama insanlar vücutka keldi mi? Şu cihetinden kelip yürüp bir müteseddiler, yani gözlerini açsa, hemimiz ötüp getirmez, hemimiz Allah'ın huzuruna kaytarmız. Ertege Kur'an okuyanlığı için. Ya ki bu mesela bana şu, bana karayında, bana şükürlerde buluyorken derse, nikah okup koysa ikincisi ki, nikah okuyan damlarını cezalaşlık, cinayi cevapgarlık ya tartışlık. Berar da bir fahşeli kılıyorken, daha ki şu fahşe bilen oynaşken erkeğine ya ki ayağını şuna kadar cinayet çıkılıp yürüp hemen aldı gelip çıkıp bu şuna ne kadar kıptı deyip yürüp kamerken gördüz. Maksad ne mi? Yani o zaman aslında bir akıl ya. Devlet o zaman aslında devlette asli vazifesi halkını gam teşvişini, adabını, ahlakını, emniyetini, hemesini himaye kılıyordun, tertip kılıyordun, hukuklarda ortada bir nümediydi, adalet bilen taksimle belirliyordun, bir cemaat, şularda devlet erbabları dedi. Devlet atanın vazifesini, yani ata aile de olsa devlet, yani cemiyet üstündeki bir boş, ben degen narsani da'vo bilan chiqqan. Bu boş ailenin üstünde, devlet üstünde turganlar halkının terbiyesini o'ylashni kerakmi? Ya ki o'zini şahsi manfaatini yo'q, xalqni salbiy kelayotgan natijasiga xursand bo'lishlik kerakmi? Nima uni vazifasi? Nima uchun bu millatga bu darajada ya'ni o'zim musulmonman degan millat, musulmonman degan rahbarlar nimaga bu da'vosiga o'zini kalomiga olib, iymon keltirgan Qur'onga bunchalik qarshilik qiladi? Shuning uchun bu ruxsatlarga ham uni ta'limdagi uslubiga ham va bunga bo'lgan ummatning hammasini e'tibori ham bular hammasi islohotga ehtiyojimiz bo'lib qolgan holat. Bu mavzuda ochibsizlar, shoyatki shu so'zlarimiz bizni o'zini Qur'onga qaytishlik, Qur'onning ta'limiga hikmat bilan yondashlik va ustalarimizda turgan mutasaddilar Qur'onga nisbatan fikrlarini, ta'limga nisbatan fikrlarini o'zgarishlikka sabab bo'lsa, Allohning huzurida inshaalloh ajridan umidvormiz va shu bizning maqsadimiz bu suhbatlarimizdan. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam va yubashshirul mu'minin va yubashshirul mu'minin allazina ya'maluna s-solihati anna lahum ajran kabira.